Portakal suyu kim ister? Ben. Tamam. Ben de alırım. Al canım. Afiyet olsun. Sağ ol güzel teyzem. Bakalım parmaklar kadar kafalarda çalışacak mı bu sene? Bu sene bizim senemiz olacak abicim. Ne demek bizim senemiz olacak? Senelerin hepsi bizim. Yani yaşıyoruz sonuçta. Hem bizim olmayan seneyi başkası yaşar zaten. Bu ne olur? Onun senesi olur. Onun senesini ben ne yapayım ki? Ben bakarım kendi seneme. Sonuçta herkesin senesi kendine değil mi ama? Bunların bütün kan parmakları gitmiş ya. Çok binmiş. Abicim sen hiç merak etme. Bu sene değil hocalarımızdan şikayet. Kırık not bile göremeyeceksin. Evet. Vallahi beni bağlamaz. Hayat sizin. En fazla hafta sonlarını evde geçirirsiniz. Ders çalışarak. Ya abi ne yaptın ya? Öğrenciyiz biz. Daha da beteri genciz yani. Olur böyle şeyler. Hem doğumuzda var bizim. Oh! Şimdiki gençlerde de laf salatası bol vallahi. Biz sizin yaşınızdayken evlendik. İki tane de çocuk yaptık. Biri bu, biri ahan da bu. Biri tamam da diğeri büyük hata olmuş. Biz Işıl'ı kabullendik kuzen. Allah bir şekilde yardım ediyor. Çok komik. Sana onu da yapmıyor ya. Ne yapacağız bilemiyorum. Neyse. Ben diyeceğimi dedim. Haylazlık yok. Nokta. Sen merak etme Kaya abi. Ben onları yola sokarım. Mum olurlar mum. Ayol seni kim yola sokacak Fikret Bey? Anne çizdin yine karizmayı ya. Hangi karizma abi? Oho aileme bak ya. Bak yine ailem diyorum ha. Yoksa siz ailem değil misiniz? Anne. Efendim yavrum. Yoksa ben evlatlık mıyım ha? Teyze. Bu güzel haberi bizden bunca sene nasıl sakladın? Ben biliyordum ya. Emindim kardeş olmadığımızdan. Aman gitmeyin canım o kadar çocuğumun üstüne. Seni doğururkenki çatlaklarım hala üzerimde annem. Siko'daki çatlaklar da geçmedi anneciğim. Bakalım sene sonunda da bu kadar neşeli olabilecek misiniz? Çok merak ediyorum. Hadi ben kaçtım. Rock'n'roll beklemez. Abi şey biz sana bir şey diyecektik. Bugün okulun ilk günü ya. Nasıl başlarsan öyle gider derler ya. Biz diyoruz ki. Hayır. Daha bir şey istemedik ki. İsteyeceksiniz ama. Ne olurdu yani bugün okula bizi Ergün abi bıraksa? Çok havalı olurdu değil mi? Kızlar başarılı olmak da havalı bir şey. Hiç denediniz mi? Hadi be Kaya abi, Ergün abi bizi bırakırsa başarı göbek adım olacak. Söz veriyorum, hadi. He? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Allah Allah. Ne haber Ergün? Günaydın Kaya Bey. Eyvallah. Güle güle git Kaya abi. Ama giderken bizi de düşün. Yollar kapalı olabilir. Servisin klimaları çalışmıyor olabilir. Değil mi? Bizler mahvolmuş durumda olabiliriz. Oh. Ergün al götür şunları. Al götür abi. Abi müsaadesiz. Bak yalnızca okulun ilk günü olduğu için izin verdim ona göre. Tamam.
sevgili Rock Pop dinleyicileri, bu akşam için sizlere muhteşem bir sürprizim var. Kaya Deren'in en yeni albümü huzurlarınızda olacak. Kaya Deren'le beraber albümünü burada dinleyeceğiz. Bu arada bu albümle ilgili önemli bir bilgi vereyim isterseniz sizlere. Kaya Deren ve müzisyen arkadaşlar dışında albümdeki şarkıları yapımcısı bile dinlememiş. Yani anlayacağınız bu akşam büyük bir sürpriz var. E o zaman siz de bu sürprize lütfen hazır olun. Akşam görüşmek üzere. Haydi bakalım. Aynı zamanda grubumuzun ismi olsa. Oha süper. Yani Ergün abicim okul başlıyor diye böyle nasıl bir heyecan, nasıl bir sevinç. Süper olan bu yani. Başka ne süper olabilir ki? Değil mi İpek? Evet. Annem sana vitamini biraz fazla mı verdi? Sus be. Müzik açar mısın Ergün abi? Günaydın Damla. Kapa çeneni Fiko. Ben de iyiyim canım, sağ ol. Günaydın! Günaydın Ergün abi. Günaydın. Kemerini bağla. Yok artık. Ceyda ve Şeyda. Ne iş var bunun ya? Hadi kızlar sınıfa. Şimdi olmasa var şaşardım zaten. Yürüyün sabah sabah sonu mu çekeceğim ben ya? İyi misiniz? Göremiyorum. Göremiyor musun?
Motorum. Sabrina. Sabrina. Sabrina mı? Bebeğim. Bebek mi vardı? Öldürdün onu. Öldürdüm ya. Kimi öldürdüm ya? Neredesin lan? Sezar Dümbeleği. Neredesin lan? Neredesin iki gündür sen ya? Neredesin lan? Getir şunları. İki gündür yok adam ya. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim ya. Ver. Ver. Neredesin? He? Görürsün. Sen bir gel, ben sana yapacağımı biliyorum. Hünkar abicim. Nasılsınız? Hayırdır? Bir kusur mu işledik abi? Daha ne kusur isteyeceğim lan? He? Kıvırcıklama. Neredesin sen? He? Buradayım şu anda. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Kaya'nın telefonu cevap vermiyor. Neredesiniz siz ya? Ben bu albümü dinlemeyecek miyim oğlum? Elinizdekilerini alayım, alayım, alayım. Bırak! Yarın lansman var. Ben daha albümü dinlemedim. Bu nasıl bir şey ya? Ben sizin yapımcınız değil miyim? He? Ben prodüktör değil miyim? Yapımcı mısınız abi? Radyoyu dinliyorum. Daha prodüktör dinlemedi diyorlar. Benim niye reklam aracı yapıyorsunuz? He? Niye? Abi Kaya gelecek birazdan. Ya oturur konuşuruz diye düşünüyorum. Ben ne yapacağım ya? Hey Allah'ım ya. Bütün manyaklar da benim oldu. Neyse ki size bir şey olmadı. Daha ne olsun? Ezim geçti. Ya lütfen sıkma artık canını. Zararın neyse karşılığı olur biter. Sorun değil ki bu. Yeni bir motor alalım. E ne yapayım daha? Sen söyle. Alo. Kayacığım. Aşkım neredesin? Özledin mi beni? Ha, özledim özledim. Pelin, sonra konuşsak canım. Niye? Ne oldu ki? İnan hiç müsait değilim şu anda. İnan ben de müsait değilim sevgilim ama senin için ayıracak vaktim var. Dikkat etsene. Hay Allah'ım ya. Dikkat ederim. Tamam tamam. Hadi kapatıyorum. Öğlen buluşuyoruz değil mi? O ses ne? Yok bir şey. Buluşuyoruz canım. Tamam. Hadi öpüyorum. Dur kapatma dur. Hadi bay bay. O ses de neydi? Ya bak lütfen ağlama artık ya. Ağlamıyorum. Hı hı. Belli oluyor ağlamadım. Evet. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dalga geçmiyorum. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. İstemez. Bari şu motorunu kaldıralım. Ne bileyim bir tamir ettireyim. Masrafı parası neyse onu karşılayayım. Para değil mi her şey? Sizin gibi züppeler ancak onu düşünür. Züppe mi? Yavaş. Şimdi önce birbirimizle bir doğru düzgün konuşalım. Öyle anlaşalım diyorum mesela. Nasıl konuşacağımı sana mı soracağım? Sen nasıl doğru düzgün sürseydin arabanı? Zaten geç kaldım senin yüzünden. E sen de elinde motor sokağın ortasında gezmeseydin o zaman. Ne diyorsun sen ya? Gözlüğümü kırdın. Motorumu mahvettin. Üstüne beni öldürecektin az daha. Tamam. Sakin ol. Öyle sakin ol. Bak. Bu benim menajerimin kartı. Her neye ihtiyacın olursa olsun her zaman arayabilirsin. Tamam? Anlaştık mı? Menajeriymiş. Bu kartı verdin her şey halloldu değil mi? Züppesin işte. Züppe. Züppe mi? Selam millet. Hoş geldiniz. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın? Bıraktın mı çocukları? Evet bıraktım. Güzel. Seza nerede? Hünkar Bey'in odasında. Ha. Öğlen yemeğinde Pelin'le buluşacağız. Aynı yerden bir randevu istiyorum, tamam? Hay hay. Eyvallah. Bir yere ayrılma. Buradayım.
Vay be Münevver abla. Ne kadındı ama ha, değil mi Hünkar abi? Hoş lan. Sen ne haktan Münevver ablanın adını ağzına alıyorsun lan? Ha? Ne haktan alıyorsun? Dede abi, ben geçmiş olan saygımdan ötürü yaptım bunu şu anda. Hünkar abi niye böyle yapıyorsun acaba? Ben anladım. Kaya geç kaldı. Beni oyalıyorsun ha? Selam. Aa kardeşim, işte geldi Kaya'ya. Ay 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 ay. Müessesemizin gözdesi. Kardeşim benim, hoş geldin. Eyvallah abi. Ne habersin? Çık çık çık. Yavrum boşaltın burayı. Yalnız bırakın bizi. Nasılsın? Neyin var senin? Canın mı sıkkın ya? Vallahi pek iyi olduğum söylenemez ya. Gelirken kaza yaptım da. Ne? Ne? Kaza mı? Allah'ım neler duyuyorum. Bir şeyin var mı? Bir yerine bir şey oldu mu? Sesin falan iyi mi? Şarkı markı söyleyebiliyor musun? Bilah ver, mi ver, bir şey ver bakayım. Rahat ol abi. Sesim de iyi, ben de iyiyim. Olan kızı oldu. Kıza olsun, önemli değil, onu hallederiz, o bir şey değil. Sezar, hı, kartını verdim. Arar da bir şey isterse, ne gerekiyorsa yap. Duydun değil mi? Ne diyorsa yapacaksınız. Mutlu edin oğlum adamı, bir kere de mutlu edin ya. Mutlu edin beni ya. Tamam abi, ne oluyor böyle, herkes üstüme sinir. Kaya sen niye böyle yapıyorsun ya? Benim hayat felsefem onun mutluluğu üzerine kurulu. Niye böyle yapıyorsun sen? Benim bir tek dileğim var, o mutlu olsun yeter. Kızlar, bu akşam nerede prova yapıyoruz? Bizimkiler yine tatili, istiyorsanız gelin bize. Yok ya, zaten abim dışarıda, biz de takılırız. İyi. Hem ben grubumuza yeni bir isim buldum, biliyor musun? Söyle bakayım. Süper. Düşündük işte. Ya resmen ilk albümümüzün kapağı gözümün önüne geliyor. Kaya abi sizi elektrik testleriyle keserken... Keser. Yok, kesmez. Benim kuzenim o kadar gaddar bir insan değil. Ya abim bir gün beni anlayacak. Evet tatlım, anlayacak. Vallahi bak, bugün o da olacak. Ben inanıyorum gerçekten. Üzülme, olacak. Çok komiksiniz. Yapma. 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 Kayacığım bir şey içer misin, söyleyeyim? Sağ ol, sağ ol abi. Kebap mebap falan bir şeyler misin? Aç mı? Eyvallah abi, sağ ol. artık mevzuya girelim değil mi? Hangi mevzu abi? Mevzu işte şey, bizim albümü dinleyeceğiz değil mi? Albümü? Ha, albümü ben dinledim vallahi, çok güzel. Size de sürpriz olsun istiyorum abi. Eyvallah. Şaka yapıyor. Ulan çok şaka yapıyor. Yok abi, ne şakası? Ulan abi, dinletmiyor, ne yapacağız? Niye dinletmiyor? Sen gelince... Kaya gelince dinleyeceğiz dedin ya oğlum, sen öyle demedin mi bana ya? Abi ben Kaya gelsin konuşuruz dedim, ne alakası var şimdi ya? Benim adıma söz mü verdin abi? Ne alakası var, sen niye benim üstüme geliyorsun acaba şu anda? Ama ben sizin prodüktörünüz olarak bunu dinleyeceğim yani, dinlemeden olur mu? Ben albüm dinlemeyeceksem niye prodüktörüm ben ya? Oğlum dinlesene adama bir tane şarkı, günlerdir bunu bekliyor zaten bu da. Abi sen dinleyip de ne yapacaksın ya? Arabesk pop bir albüm olsa vallahi ilk sana dinleteceğim. Ama rockçıyız biz abi, rockçı. Biz anlamayız değil mi? Koskoca Hünkar babacan rock'tan anlamıyor. Öyle mi? Lan Türkiye'ye rock'ı getiren benim be, konuşsana lan. Evet evet Hünkar abi, yani rock'ı soktuğunuz gibi, hatta notayı da Türkiye'ye sizin soktuğunuz söylenir, böyle il il buram buram konuşulur Türkiye'nin dört bir tarafında ya. Hadi abi, siz müzik tarihini baştan yazın, ben gidiyorum. Ama Kaya böyle olmaz ki, biz albümü dinlemeden olmaz ki Kaya, nereye gidiyorsun ya? Benim Pelin'le buluşmam lazım abi. Ben... Olmaz. Pelin olmaz. Bir saniye Hünkar abi. Pelin olmaz. Biz senin kariyerin için burada kendimizi yırtıyoruz, affedersin. Şu anda tam genç kızların kalp anahtarı iken Pelin'le sağda solda görünme arkadaşım. Allah'ını seversen bak, bir arkadaşım bir kardeşin olarak söylüyorum bunu sana. Kardeşim olarak. Anladım abi. Menajerim olarak ne derdin? Onu da çok merak ettim. Ya onu şimdi söylemek istemiyorum açıkçası. Motorlu kızı unutma.
Eyvallah abi. Bu motorlu kız nereden çıktı acaba? Abi nereden çıktı bilmiyorum ki. Motorcu kıza takmış kafayı. Böyle bir saçmalık var mı? Biz albüm diyoruz, motorcu kız diyor bize ya. Pardon. Hader bizi bir araya getirdi Damlam. Sen de anla artık bunu. Fiko, sendeki beynin kuşa taksak uçamaz biliyorsun değil mi tatlım? Önüne dön. Ya of Damla ya. Kızlar var ya, tam bir muamma. Kim? İpek, Işıl, Mışıl. Bir de hayatımın aşkı Damla. Ben de Kaya Deren'in yeğeniyim. Ne yapayım? Ne yapayım derken? Yani bu konuda sana nasıl yardımcı olabilirim? Sen de haklısın. Adım Fiko dostum. Sen bu okulda yenisin galiba. Adın ne? Umut. 2 yıldır da bu okulda okuyorum. Ben seni daha önce hiç bu okulda görmedim. Vallahi dostum bilsem böyle kocaman bir tabela sardım bu arada. Bak bu iyiydi ha. Tuttum bunu. Erkin'cim. Efendim? Sanki bu saçlar sana pek olmamış. Neden olmamış? Yani ne bileyim. Böyle sana sofistikemsi, melankolimsi saçlar daha çok yakışıyor sanki. Sofistikemsi, doğru söylüyorsun. Sofistikemsi mi, nasıl yani? Aman uzun uzadıya anlattırma şimdi bana. Dağınık bırak gitsin. Ne haber Rapunzel? İyidir, ne yapayım? Ergün'ün imajına tüyo veriyordum. Güzel. Kostümleri ne yaptın? Ne ma problema. Emin misin? Hı hı. Hadi çıkalım. Evet, çıkalım. Geçmiş olsun abla. Sağ ol. Ne kadarlık? 30 liralık olsun. Her gün etrafı bir kolaçan et de kamera falan olmasın. Bu adamların nereden çıkacağı belli olmuyor. Hay hay. Gelin gelin, sorun yok. Etraf temiz. Üzgünüm, kartınız geçersiz. Nasıl ya? Gayet de geçerli. Vallahi ben post makinesinin yalancısıyım hanımefendi. Bakiye yetersiz diyor. Nasıl olur? Asgarisini ödemezseniz gayet de olur. Yok abla, koymadım daha, telaş etme. 5 liralık. Dalga mı geçiyorsun abla? 10 liralık olsun. Azilerden dönersin elinde bidonla ama. Bidonla benzin vermek yasak ha, söyleyeyim şimdiden. Yağsız ızgara mı yesem? Koyun eti mi istersiniz? Olmaz. Kokar koyun. Dana olsun.
Domates dilimler istiyorum yanına. Ama organik mi domatesler? Organik. Nereden bileceğim? Kokusundan ve renginden anlayabilirsiniz. Ya anlamazsam? Uzatma istersen sevgilim. Peki, o zaman sadece yanında buharda haşlanmış sebze istiyorum. Izgarada sebzemiz var. Yağ var mı içinde? Ye gitsin işte Pelin. İyi tamam, salata yerim ben. Makarna alayım ben de. Ne makarnası? Çubuk makarnası. İptal et bebeğim makarnayı, kilo alırsın. Yiyeceğim ya, canım çekti. Allah Allah. Makarna getir kardeşim sen bana. Peki bebe. Hazır mısın konsere? Niye sordun? Bilmem. Bu süreci pek paylaşmadın benimle, merak ettim. Yoksa bir sorun mu var? Yok. Yani her zamanki gibi. Çalıştık işte. Ben çalışmıyorum diye beni iğneliyorsun yani. Of. Başladık yine. Ben halimden memnunum. Pelin, ne dedim şimdi ben? Demedin ama diyeceksin. Sana bir kafe açalım. Organizasyon şirketi kuralım. Dernek olayına gir istersen. Devamı gelecek, ben biliyorum. Teşekkür ederim, çok memnunum. Haftaya görüşmek üzere. Sakın geç kalmayın. Buyurun. Ben 11'deki görüşme için gelmiştim. De biraz geciktim. Randevusuna vaktinde gelmeyen bayan sizsiniz değil mi? Çok özür dilerim. Bir kaza geçirdim de. Kaza diye bir şey yoktur hanımefendi. Sorumsuzluk diye bir şey vardır. Kaza kelimesi icat edilmeseydi insanlar sorumsuzluklarını neyle örterlerdi acaba? Ya, çok özür dilerim. Bir şans daha verseniz. O şansı az önce giden bayana verdik. Size iyi günler. Abinin imzasını bize getir ne olur. Sahip olduğum bütün indirim kartlarını 6 aylığına sana verebilirim. Kartları ben alabilirim canım. Kartlara gerek yok. 2 gün sonra abin çıkıyor zaten. Ben sana getiririm, olur mu? Süpersin. Kartları niye almıyorsun? Saçmalama be. Ya acaba biz ne zaman abinin imzalayacağız? Lise, üniversite, yurt dışı doktora, çoluk çocuk. Hep iyi bir rahat görürüz. Ya şöyle konuşuyorsun ya Damla. Seni bir hafta abimle aynı evde kalmaya mahkum edeceğim. Göreceksin o zaman. Ay ama korkaksın ha, ne olacak? Öldürecek değil ya. Ay öldürmez zaten. Öldür beni diye yalvarırsın. Kesinlikle doğru söylüyor. Şu kızlar kim? Onlar mı? Onlar okulun ezik takımı. İpek Işıl ve Uyuz Damla. Zavallıların tek bir tesellisi var. O da Kaya Deren'le akraba olmak. Öyle mi? Kardeşleri mi? Yok. Şu en sağdaki sadece. Pek. Görüşürüz kızlar. Şeyda, senin aklın nerede? Niye söylüyorsun Kaya Deren'in kardeşi olduklarını? Sordum. Çok tatlı. Heh. Odun da geliyor işte. Selam kızlar. Sizinle tanışamadık. Hakan ben. Işıl. Ben de İpek. Damla. Kaya Deren'in kardeşiymişsin, doğru mu? Evet. Ben de kuzeniyim. Bu arada akşam evimde bir parti veriyorum. Gelmeni çok isterim. Biz geliriz. Geliriz, evet geliriz. Yani gelmenizi. Süper olur. Akşam görüşüyoruz o zaman. Biletimi unutma. Merak etme. Bu ne demekti şimdi? Seninle iyi hava atarım demek oluyor canım. Çok gıcıksın Damla ya. Damla bir gülümser misin? Yok, hiç yakışmadı. Somurt bence. Her şey olumsuz bir şey buluyor ya. İştahım kaçtı. Ne oldu şimdi? Yok bir şey. Senin bu yok bir şeylerin çok tehlikeli. Onlar hep var bir şey. Ne oldu anlat. Sen hep benim geleceğim hakkında endişeleniyorsun. Oysa bizim geleceğimiz hakkında endişelenmen lazım. Ortada endişelenecek bir şey mi var? Yani. Ne zamandır birlikteyiz sevgilim? 7.
8. 8. Sence de artık bir şeylerin zamanı gelmedi mi? Evlilik konusu değil mi yine? Nedense her tartışmanın sonu buraya geliyor. Ama aşkım haksız mıyım? Evlenmememiz için hiçbir sebep kalmadı. Önceden durumumuz yoktu, telaşlarımız vardı. Ama şimdi öyle mi? İpek büyüdü, paramız var. E daha ne bekliyoruz? İpek büyüdü mü? İpek daha ufacık çocuk. E ne yapacaksın? Onu evlendirip mi evleneceksin? Ya uçtun iyice yani. Sen beni sevmiyorsun. Saçmalama Pelin. E o zaman neyi bekliyoruz? Anlamıyorum ki. İyi de bunlar böyle ulu orta konuşulacak konular değil ki. Sustum tamam. Tamam sustum. İyi tamam. Akşam bize gel. Ailece bir yemek yiyelim. Tamam. Makarna. Oturabilir miyim? Sağ ol dostum. Seni ilk gördüğümde ilginç biri olduğunu anlamıştım biliyor musun? Yani şaşırdım. Şöhretten etkilenmeyen birini görmek benim için de garip. Yani aslında ben de bıkmıştım. Her gören, ay sen Kaya Deren'in yeğeni misin? Ay çok şanslısın falan filan. Ya ben de artık normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Yani benim de arkadaşlarım olsun anlıyor musun? Ama ben olduğum için olsunlar. Eğer istersen seninle arkadaş olabilirim. Evet evet. Hem sen de böylece yalnız kalmamış olursun ha. Senin araba kaç beygir abi? 300. Bunlar kim? Burslu tipler. Of hiç çekilmezler ya. Eski okulumda da vardı. Sadece ağlarlar. Niye ki? Burslu olunca ne oluyor? Herkes yerini bilsin abicim. Yok mu mahallelerinde okul falan? Orada okusunlar. Burada ne işleri var? En azından baba parasıyla gelmemişlerdi değil mi? Anlamadım. Ne dedin? Çok şaşırmadım. Kimsin sen be? Hakkıyla buraya gelmiş biri diyelim. Bir derdin varsa şimdi söyle. Dedim ki, çalışmıştır, didinmiştir, öyle gelmiştir. Baba parasıyla buraya gelmemiştir. Tabii sen bunu da anlamadın. Ne yaptın be abi? Erittin kesme şekeri. Şener amca. Ben iyiyim de. Senin halin ne? Ne varmış halimde? Dağılmışsın kızım. Kusura bakma Şener amca ya. Ne olacak bizim küre? Haline bakırsa gene yok. Vallahi iş görüşmem vardı. Kaza geçirdim. İşi de kaybettim. Ben de inandım. Kırık gözlükte çıkıp karşıma kaza masalına inanacağımı mı zannediyorsun? Ama gerçekten kaza geçirdi. Tamam tamam anlatma. Böyle böyle 3 ay oldu. Ödedin ödedin. Ödemedin kapının önündesin ona göre. Zor bir dönem. Benim de kiraya ihtiyacım var kızım. Kal sağlıcak. Duyan da ihtiyacım var sanacak. 12 dairem var. Alo, Kayacığım sen misin? Teyzem ne haber? Akşam yemeğe geliyoruz Pelin'le. Kayacığım, sesin gelmiyor. Kaya Deren'e sormak istediğiniz sorular Ergin, varsa... şu radyoyu biraz kapatır mısın? Ulaşın. İşte mail Tabii. adresimiz geliyor. Info et... Akşam diyorum, Pelin'le geliyoruz yemeğe. O güzel yemeklerinden yiyeceğiz. Pelin'le mi? Ha, gelin gelin. Yani Kayacığım, yani tamam ben güzel yemek yapıyorum da biliyorsun. Senin çiroz benim yemeklerimi beğenmiyor. Ne yapsam? Yok bu yağlı. Bu kalorili, bu sarımsaklı. Hayatım ben seninkine ne yapacağım? Yok yok, boşuna gelmeyin siz yemeğe. Evet evet, o da çok sevindi seni göreceğine vallahi. Hem sen ne pişirsen biz yeriz.
Mutfakların sultanısın sen. Ne diyor, ne diyor? Çok özlemiş seni. Ne pişirsem acaba ona diyor. Aman zahmet etmişsin. Bir kere bir patlıcan salatası yapmıştı, böyle yedi yedi yedi. Ay dedi, bunun içinde patlıcan mı var dedi. Patlıcan salatasında ne olacak ki? Tamam, öpüyorum seni teyzem benim. Akşam oradayız. Ay. Acaba evde patlıcan kaldı mı? Seni eve mi bırakalım? Ben biraz alışveriş yapıp kafamı dağıtacağım. Hem Nerlan teyzeme de hediye bakarım. Peki. Her gün seni 7:30'da olur o zaman. Ya kızlar, abimin Sapanca konseri nasıldı? Ay deli gibi eğlenmiştik. Konser bittikten sonra bile bütün gece şarkı söylemiştik. Anca odalarda gizli kapaklı söyleriz zaten. Açık havada konser vermeden ölmeyeceğiz, merak etme. Hmm. Kızlar, onu bunu bırakın da Hakan resmen bizi partiye davet etti. Ay, davet etti. Kızım, kurtulun şu triplerden ya. Parti marti, geyik bu işler. Zaten Kaya abi size hayatta izin vermez, heveslenmeyin. Ne yapıp edip gideceğiz Damla. Gidersiniz, gidersiniz. Vallahi bak, gidersiniz. Gideceğiz, 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 gideceğiz. Hakan beni fesleklediği. Hadi ya. Beni de! Kızım, uçtunuz siz iyice ha. Vallahi bak, aman ne büyük olay. Ha! Hakan bindi fesleklediği. Seni de mi? Maalesef. Neyse kızlar, hadi abim gelmeden biraz çalışalım, kalk. Anlaşılan size çalışmak için Hakan motivasyonu gerekiyormuş. İyiymiş. Vallahi bravo. Bro, o kadar iyiydin ki yani adamlar mosmor oldu ya. Nasıl bozdun sen o adamları öyle? Yani öyle bozdun ki adamları bir daha tamir mamir olmazlar ha. Otursana abi. Yok abi, iyiyim ben böyle. Hadi getir merceklerimi sen. Abi eğer dediğin gibi mercekleri tamir edersen var ya, hayatımı kurtarmış olacaksın, ben sana söyleyeyim. Merak etme sen. Hemen getiriyorum, tamam. Neredesin Piko ya? Buradayım kızlar. Bensiz de hiçbir şey yapamıyorlar ha. Damlam da buradaymış. Rüyalarda buluşalım Fiko. Rüyalarda. Olur, bana uyar. Biz abimle odasındayız, abim gelince mesaj atarsın. Size bir merceğe patlar kızlar. Vay vay vay, o mercek de senin gözünde patlar kardeşim. Bu arada akşam partiye gidiyoruz. Ne partisi ya? Ben gelmem partiye filan. Akşam ben bir kere teleskobumla uyuyacağım. Hem Umut da burada, ayıp oluyor ama. Tamam madem öyle, ikiniz de gelin. Sizin olmadan abim hayatta izin vermez. Konu kapanmıştır. Ya kızlar. Umarım abim geç gelir. Vallahi ummakla olmaz canım. Bugün erken çıkmamız lazım. Rahat olun kızlar. Sakın abimin gitarına dokunma. Ya merak etme, aynen yerine koyarım. Flaşımızı da taktık mı? Dikkat et hem. Ediyoruz. Hadi hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman. Herkesin ilgisi, güzelliğim Allah vergisi. Makyaj yapmak iş değil, yaparlık hiç tarzım değil. Özür dilerim, olmadım olamam. Anlamadıysam sözlük bulamam. Kovalamam, kovalayamam. Bu işler hiç benlik değil. Narsist miyim, yoksa ben kompleks miyim? Herkesin ilgisi, güzelliğim Allah vergisi. Makyaj yapmak iş değil. Olmadı bu. Baştan alalım. 5000 kere çaldık ipek. Neresi olmadı tam olarak? Ay içime sinmedi ışıl. Hadi tekrar.
Sabır. Son 2, 3, 4. Konuşmam gerek. Konuş bakalım. Kızlarla ilgili sorunlarım var. Tavsiyelerine ihtiyacım var onun için. Fiko'cum, bu konuyu ben dahil daha çözen olmadı biliyor musun? Seni okul arkadaşımla tanıştırayım Umut. Bu da ünlü kuzenim Kaya Deren. Merhaba. Kaya abi sence benden futbolcu olur mu? Bilmem. Hiç oynadın mı? Yani oynasam olur muydu? Fiko saçmalama artık. Kaya abi sen hiç uzaylıları gördün mü? Ne uzaylısı Fiko? Uyduları görmen gerekiyor. Teleskobu yaptırdılar. Merhaba abi. Hoşça kal. Ne oluyor ya? Uymadı bu. Pek uymadı. Flash disk kaldı. Buyurun. Gitarıma mı dokundunuz? Yok abi ben mi? Dokunmadınız değil mi? O ne? Müzik taktık da dans ederken senin albümünü ararken. Benim albümümü ararken. Anladım. Ne altlar çeviriyorsunuz? Ya albüm ya. Müzik dinlemişler işte. Kendinize çekidüzen verin, odanıza çıkın, üstünüzü değişin, akşam Pelin geliyor, yemek var. Bir daha da sakın bu odaya adım atmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Net mi? Net. Buyurun. Bir tane daha vereyim canım. Sağ ol Nalan teyzeciğim. Sen de Afiko. Sağ ol annem. Başka isteyen var mı? Yok. Peki. Ay. Bu salatada zeytinyağı var. Olmaz. Koymamak lazım. Ne yapar bunlar? Şöyle azıcık üstüne limon gezdirsek yeter aslında. Zaten limonun içindeki asitler yağları yiyormuş resmen. Hı hı. Evet canım yiyor. Zeytinyağsız salata mı olur ayol? Vallahi ben kızartmaları da çıkardım hayatıma. Şuralara doluşuyor valla. Evet doluşmuş biraz oralara galiba. Doluşmuşlar biraz. Tatlı ne var teyzem? Anne mozaik pasta yaptın mı? Ama şeker en kötü şey. Ne diyorsun? Canım sen de birazcık azalt şekeri artık. Kilo var çünkü. Ne oluyor ya çatır çutur masada? Yemek yiyoruz şurada. Ayıp değil mi? Misafir var. Aşk olsun sevgilim. Misafir miyim ben? Öyle demek istemedim hayatım. Kusura bakma Pelin abla. Derdiniz nedir? Şey abi. Ya Kaya abi bir arkadaşımız aradı bizi. Partiye çağırdı. Biz gelemeyiz ders çalışmamız lazım dedik ama bir ısrar. Hadi ya. Siz gelmezseniz tadı olmaz dedi.
Ya Kaya abi, lütfen gidelim. Rock and roll. Rock and roll Damla da. Kim bu arkadaş? Hakan ya. Hakan kim? Sınıftan arkadaşımız. Fiko da tanıyor. Fiko? Ne? Tanıyorum tabii Kaya abi. Tanımam mı? Yapmayın ama çocuklar. Beraber ne güzel yemek yiyoruz. Sonra gidersiniz. Değil mi Kayacığım? Bence de. Yok Kayacığım. Bence mahsur yok yani. Zaten ne zamandır da görmemişlerdir arkadaşlarını, değil mi? Değişiklik olur onlar için. Vallahi süper olur teyze. Ya zaten biz de böyle uzun zamandır ders çalışıyoruz. Sıkıldık abi. Ne çalış? Okulun ilk günü. Alkol yok değil mi? Alkol? O ne? Sorma Aslı ya. Bu kredi kartımın askerisini bile ödeyemediğim için icralık olacağım neredeyse. Tamam. Acaba sende varsa... Peki. Anladım. Sağ ol. Bak bu kartı al. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa benim menajerimin kartı ararsın. Tamam mı? Yayın için 10 dakika kaldı Sezer Bey. Geliyor, şimdi geliyor. Birazdan burada oluyor. Hiç merak etmeyin, şimdi gelecek. Bakayım şimdi. Efendim? Sezer Bey mi? Evet, sen kimsin? Merhaba, ben kartınızı bugün kaza yaptığım kişiden aldım da. Tamam, ne yapabilirim sizin için? Estağfurullah. Vallahi ne desem şimdi... Ben bugün aslında evden çıkarken bir iş görüşmesi için yoldayken bir kaza geçirdim de. Bu iş görüşmesi de benim için çok önemliydi. Bu kaza yaptığım kişi ne ihtiyacım olursa sizi arayabileceğimi söylemişti. İş istiyorsa tamam, yarın gel başla. Anlamadım. Anlatamıyor muyum acaba ben şu anda? Yarın gel başla diyorum işte. Yarın gel başla. Tamam. Öyle mi? Hani başarı komik ya. Öyle mi? Ay anlatamam ya. Dolduramıyor musun onu? Yani. Be. Ay. Hakan burada mı acaba? Geçen seneden okulda yakışıklı bir çocuk vardı. Hatırlıyor musun? Ben kaldım. Ay şurada bir yerde. Ya iyi ki üzerimizi değiştirmişiz çünkü bu parti gerçekten çok kokoş olacak galiba. Ya ne yapsak, girmesek mi? Heh, vallahi ya girmeyelim, bak şimdi bütün gece benim canım sıkılacak. Ne? Saçmalamasanıza kızım ya, Kaya abiden izin alana kadar zaten bir taraflarımız çatladı. Ya bir gece de eğlen ya. Ay, o da var işte. Şimdi abim bir daha kimdir, ne zaman çıkmamıza izin verecek? Hem nasıl? Güzel görünüyor muyum? Kızım kasma ya, boş ver. Vallahi canım çok güzel görünüyorsun da. Ben nasılım? Işıl, İpek, defileye gelmedik. Girelim, bitsin herkes evine. Oo, dostum hoş geldin ya. Ya var ya, sana çok şey borçluyum ha. İşte delikanlı adam olunca böyle vaktinde geliyorsun. O zaman siz nasıl anlaşacaksınız çok merak ediyorum Fiko'cuğum. Bak Işıl mışıl, bak kardeşimsin. Yoksa var ya... Fiko? Yani iyi ki de kardeşim, onu demek istiyorum. Değil mi Işıl? Merhaba. Merhaba. Hadi. Ne uyuyamıyoruz burada? Girelim partiye. Hoş geldin.
geldi. Çok şükür. Ne haber abi? Ne olsun, bakıyorum burada insan gerçekten 9 doğuruyor muymuş diye onu çalışıyorum. Rahat ol abicim, geldik buradayız. Çok sağ ol. Bu arada senin o trafik canavarı kız da aradı. Ben o işi de hallettim yani. Hadi ya, nasılmış? İyiymiş vallahi. Kaya ne yapıyor dedi işte. Kısır yaptım dedi. Beraber yeriz dedi falan. Vallahi. Ya yürü abi Allah aşkına. Merhaba. Kaya Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hemen stüdyoya geçelim mi? Geçelim. Hayır, o burada. Ortama bakın ya, çok eğleneceğiz bu gece. Nerede duracağız? Duralım işte burada. Düzgün bir yer mi uzak bari, bu ne ya? Kızım, heyecandan geldiler galiba sana. Uf Damla. Hadi. Yok, düzgün bir yer bul, hadi. Delirdiniz mi ya? Kızım sen delirdin mi, şöyle ortalıklarda bir yerde takılalım ki Hakan bizi fark etsin. Sevgili dinleyiciler, son zamanların en gözler akçısı sevgili Kaya Deren, yarınki albüm lansman konserinden önce siz sevgili Rockbot dinleyicileri için stüdyomuza misafir oldu. Kaya çok teşekkürler ediyorum. Bu arada ben hatırlatayım, ben de senin sıkı bir hayranım, biliyor musun? Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğin için. Bu albüm hazırlarken çeşitli sürprizler yaptığın ve sakladığın söyleniyor. Hatta yapımcıdan bile albümü saklamışsın. Nedir bu? Doğrudur. Evet. Doğru. Gerçekten. Evet. Doğrudur. Ya doğrudur. İnanmıyorum sana ya. Böyle ilginç sürprizler var yani. Var. İmkan. Evet. Peki, albüm çalışmalarına başladığın ilk günden bu yana. Şöyle bir bakarsak eğer. Geliyorum. İmkan bir saniye açacak. Kırılacak. Aptal kaldım Aklas. Tamam efendim, insan. Ya bir saniye Mükter Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun efendim, siz? Çok iyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum gerçekten. Bir arkadaşın evinin oradan geçerken bir baktım, sizin ev gözüküyor. Hemen dedim bir uğrayayım bakayım, Nayar Hanım nasıllar, iyiler mi? Uzun süreden beri de görüşmüyoruz ya. Nasılsınız? Evet, İyisiniz. İyiyiz, çok iyi ettiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Kimse yok herhalde, değil mi? Ay yok yok, herkes bir tarafa dağıldı. Enteresan. Ay ben de size dolma yaptım. Dolma yani, yaptınız? Evet. Benim de nasıl karnım aç demek ki ona şey olmuşum ben. Yani sizin için gibi bir şey oldu. Çok teşekkür evet. ederim, sağ olun. Buyurun. Rica ederim, siz buyurun. Çok naziksiniz. Ben buyurun lütfen. Tamam, mersi. Kapı açık mı kalsın? Kalsın. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Dolmaları şey yapayım ben, getireyim. Dolmaları aşkınızla mı doldurdunuz? İlahi Hünkar Bey, çok alemsiniz vallahi. Siz de gerçekten çok tatlısınız. Peki, albüm çalışmalarına başladığın ilk günden bu yana hoşuna gelen ilginç bir olay var mı? Vallahi aslında bugün tuhaf bir olay yaşadım. Tuhaf demeyeyim ama üzücü biraz. Hayatımda ilk defa arabayla kaza yaptım. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol abi. Bir kıza çarptım. Ve eğer şu an kendisi bizi dinliyorsa sıradaki şarkıyı da ona armağan etmek isterim. Peki öyleyse, ben inanıyorum ki büyük ihtimalle bizi dinliyordur. Bu şarkıyı biz ona geçmiş olsun armağan olarak da yollayalım. İşte o özel insana bu özel şarkıyı armağan olarak yolluyoruz. Ne oluyor? Kim bu kız? Bilmiyorum Pelin Hanım. Bana bak, eğer patronunu korumak için böyle diyorsan vallahi buluşuruz ona göre. Pelin Hanım, ben sadece İpekleri okula bıraktım. Başka hiçbir fikrim yok. Hakan orada. Nerede? Ağzının içinde.
Doğrudan mı? İnanmıyorum. Oo, kimleri görüyorum? Ay, merhaba. Selam Hakan. Parti çok güzel. Yaptık bir şeyler. Partiler benden sorulur. Benim olayım bu. Ay yok. Ben bu işkenceye daha fazla dayanamayacağım. Ya ortam yıkılıyor bro. Yani var ya, ortam harika değil mi sence de? Ya ama ben sana bir şey diyeyim mi? Buradaki kızlar var ya bir yana. Damlam çok ayrı bir yerde ya. O da başka bir yana yani. Aslında grubu tanıyorum biliyorsun değil mi? Ya haklısın bro ya. Ben seni yeni gelmiş muamelesi yapıyorum sana ya. Kusura bakma valla. Kusura baksan ne olacak? Bak bu da iyiydi ha. Tuttum bak bunu da. Hadi gel bir şeyler içelim gel. Damla. Ne? Dans edelim mi? Ortam müthiş ya. Saçmalama be. Bir şeyler içelim o zaman en azından. Yani böyle güzel güzel bir şeyler içelim. Ne yapalım ha? İstemez. Ya of Damla ya. En azından böyle bir şeyler falan yapsak olmaz mı? Fiko. Uza. Of Damla ya. Ya gerçekten var ya down oldum. Yani bütün enerjimi falan aldın ya. Mahvettin ya. Tamam. Gidiyorum ben en iyisi o zaman Umut'a bakayım. Tamam. Dur. Eğleniyor musunuz? Ay çok eğleniyoruz. Her şey süper. Beğendiniz yani partiyi. Çok beğendik. İçeceklerinizi almamışsınız. Alırız tabii. Ne önerirsin? İpek sen ne içersin? Bilmem. Meyve su. Meyve kokteyli. Bize iki tane meyve kokteyli alır mısın? Gelmeye çok sevindim. Konser için sabırsızlanıyorum. Biletimi getirdin mi? Evet. Al bakalım. Harikasın İpek sen. VIP'den yani ona göre. Başka ne olacaktı? Rockstar bir abiyle yaşamak kolay olsa gerek. Özgürlükçü falan. Özgürlükçü. Ha, ne demezsin ya. Abim eğitim özgürlüğüne çok önem verir. Ha bir de evde kalma özgürlüğüm de var. Ne komik kızsın sen ya. Neyse, siz keyfinize bakın. Ben diğerleriyle ilgileneyim. Peki. Senin partin zaten. Nereye gitti? Bilmiyorum. Uf, çok havalı çocuk ya. Onun yanındayken konuşamıyorum. Dilim tutuluyor resmen. Aptala dönüyorum. Bazen öyle oluyor Cemil. Bazen mi? Ay Hakan her gördüğümde böyle oluyor. Yakında geçer canım. Umarım. Ay ne kadar loser varsa doluşmuş. Hakan kimseyi tanımadığı için önüne geleni partiye davet etmiş. Aa Fiko da buradaymış. Fik. Az önce vızıldayan siz miydiniz? Ay bak sen. Biri büyümüş de konuşmayı da sökmüş. Sen onu da yapamıyorsun Şeyda. Ay çok bozulduk. Değil mi Şeydacığım? Çok bozuldu. Kızlar. Hı. Size uzak olmak benim için bir zevk. Fiko! Ah sana! Fiko! Yardım edin Fiko yüzme bilmiyor. Fiko! Yılın olayı. Fiko. İyi misin? İyi misin? Fiko. Ezdik lan. Gülümseyin. Ay Pelin arıyor. Kıskançlık krizleri şimdi. Al. Hadi ben kaçtım içeri. Sevimsiz. Hiç uğraşamayacağım şimdi. Hey.
Geldim. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne güzel, peçetenizin rengi de. Buyurun. Ben gerçekten bu kadar muhteşem bir şey yemedim. Çok lezzetli gerçekten. Alemsin vallahi hünkârcığım. Hadi bir tane daha yedin. Afiyet olsun. Hayatım ya. Artık bu durumumuzu çocuklara söylesek diyorum. Ha? Böyle kapıdan gir, bacadan çık, dolmaları gizli gizli yapan değil mi? Aa, nasıl söyleyeceğiz hayatım çocuklara bu durumu? Onların daha aklı ermez. Akılları her şeye eriyor da buna mı ermiyor? Ne alakası var ya? Yani Narancığım, yani söyleriz. Ayrıca gönül artık ferman dinlemiyor. Benim gönlüm senin kapını çalmadı mı? Çaldı. Sen o kapıyı açmadın mı? Açtım. O zaman niye duruyoruz anlamıyorum ki. Yani bir tane bir an önce hani söylesek, konuşsak, harekete geçsek diyorum yani. Ay söyleyemem hünkârcığım öyle paldır küldür. Utanırım ben. Hem zaten ne diyeceğim çocuklara? Hünkâr amcanızla evleniyoruz mu diyeceğim? Yani amca kısmını ayrıca da konuşabiliriz ama... Amca demek zorunda değiller. Abi diyebilirler. Hani baba diyebilirler. Zaten şimdi çocuklar hiç şey kullanmıyorlar. Direkt diyorlar ki ismini yani hünkâr derler. Olabilir öyle de olabilir. Benim için hiç fark etmez yani. Ben sadece artık bu dolmaları kendi evimde senin elinden yemek istiyorum. İlahi hünkâr. Bir tane daha. Senin elinden. Merhabalar. Nasıldı? Mükemmeldi kaybet. Eyvallah. Harika bir programdı. Yarın akşam bu konser patlar babacığım. Hmm. Al. Arayan oldu mu? Ha, Pelin aradı, açmadım. Niye? Şimdi programda anlattın kaza oldu kızımız falan diye. Ben hani kendin halledersin diye düşündüm. Anladım. Ben hallederim. Kuzusu, ne yapıyorsun? Oo, gözlerim yaşardı vallahi. Saat daha 9:30, hayırdır? Tamam peki, hadi öptüm. Hadi öptüm canım. Her gün kızları bıraktığın yerden alırsın, beni Sezar bırakır. Hemen Kaya Bey. Eyvallah. İnanılmaz bir programdı diyorum sana. Gerçekten bak bana bir arabada anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Daha sonra neler yapacağım? Gel gel. Gel. Geri zekalı bu kızlar ya. Bir gram beyin olmaz mı insanda? Günaydın Işılcığım. 40 yılın başında izin alıp abimden dışarı çıkmayı başardık. O da çöp oldu. Ha, Hakan'dan erken ayrıldığın için mi kızdın? Saçmalama Işıl. Piko'yu düşündüğüm için öyle söyledim. Sağ ol kuzen. Biz de yedik. Kızlar. Gece gece kafa ütülemeyin ya. Heh, Ergun abi de geldi zaten. Kaptan. Hadi sen abi. Yok abi, iyiyim ben. Evim yakın zaten sizin. Ya abi bugün hayatımı kurtardın. Hadi gel bırakalım seni. Geçmiş olsun sana. Size iyi geceler. Ya Umut. Fiko, evim yakındır diye duymadın mı? Hadi. Hayatım, her şeyi tamam, çocuklara söyledik. He. İyi de Kaya'ya nasıl söyleyeceğiz? O benim evladım sayılır. Ben onunla oturur konuşurum, hallederiz yani, sorun değil. Baksın. Sen beni ne sandın ya? Benim göbek adım, sorun çözer. Anladın mı? Ayrıca işin sonunda sen varsan ben bu işi merak etmesen. Yani şimdi Kaya gelse, bizi böyle yakın görse. Bak koçum derim, biz birbirimize aitiz derim. Biz sevdalandık derim. Durum böyle 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 derim. Anladın mı? Diyorsun. Kralını tanımam. Aa, tanımam diyorsun. Derken bak kralı geldi. Ya Kaya geldi değil mi? Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim Nalan amcığım. Yani Kaya ile konuşacaktın. Bence şimdi konuşmayayım. Yorgundur o. Gelsin yatsın uyusun. Ben yarın ofiste konuşurum onunla. Hem bugün biraz atıştık.
beni görmesi daha iyi olur. Anladım. Buradan mı gelir, oradan mı gelir? Bilir. Nereden gelir acaba, ona göre. Dur şimdi, orası tehlikeli. Sen şey, mutfaktan çık. Mutfak, tamam peki. Oradan. Mutfak, ben oradan sonra. Tamam hadi, git. Aa canım, hoş geldin. Teyzem. Canım güzel benim. Teyzem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın, dinledin mi? Aa dinledim, dinlemez miyim? Şahaneydin. Ya Burcu? Burcu? Lise arkadaşım aradı ya. Aa değil mi? Aradı. Ah canım, çok tatlıydı. Lisedeyken de öyleydi. Of, bu ne ya, ne yemek yaptın sen? Aa dur. Şey, dolma yaptım. Gel bir dinlen, bir otur, gel canım. Yeseydik. Sonra sen bir otur, önce bir dinlen. Oh. Vay dolmalara bak. Teyzemin dolması. Afiyet olsun canım, afiyet olsun. Senin bu dolmalarını üstüne tanımıyorum gerçekten. Afiyet olsun canım. Hiç kimse böyle dolma yapamıyor. Afiyet olsun. Ha? Bu beni kesmez, ben bütün tencereyi yerim. Ay dur. Hayatım daha pişmedi. Pişmiş işte. Yani onlar üstteydi, alttakiler pişmedi hayatım. Pirinç taneleri sert. Hem zaten Pelin ne diyordu? Böyle geceleri yersen buralar böyle yağ olur demiyor muydu? Oo, gözlerim yaşardı. Teyzem hayatında ilk defa Pelin'le aynı tarafta. Canım, bozuk saat bile günde en az iki kere doğruyu gösterir. Anladım. Ah canım, sen yorgunsundur. Yarın da konserim var. Hadi git uyu, hadi canım. Yatsam da uyuyamıyorum ki zaten teyzem. Tamam. Fiko! Islak mıydı o? Bilmem. İpek kızım ne oldu? İşte bu oldu. Bu ne ya? Ben bir konuşayım. Tamam. Düşünemeyeceğim yarını. Hadi git. Yukarıdalar. Ay, tamam hadi. Hadi güle. Hoşça kal. Hadi. Ne haber? İyi misin? Suya düşünce biraz korktum. Olabilir. Hepimizin korkuları var. Benim hala sahneye çıkarken bazen ayaklarım titriyor, biliyor musun? Beni rahatlatmak için söylüyorsun değil mi? Yok. Korkuyorum. Ama korkularımı yenecek cesareti de bulabiliyorum kendimde. Önemli olan bu zaten. Korkularımı yenemeseydim bu gördüklerini başaramazdım Fiko. Bak Fiko. Korku hayallerimizle aramızdaki duvardır. O duvarı yıkamazsan hayallerine kavuşamazsın. Bir dahaki sefer korktuğunda ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Hayallerini düşün. Korkunun senden neleri çaldığını düşün. Sevdiğin kızı düşün mesela. Ve kendine inan. Kendine güven. Ortada korku morku kalmayacak, göreceksin. Yapabilir miyim sence? Kendine inanırsan yaparsın. Sağ ol Kaya abi. Evet. Sırılsıklamsın. Git hemen duş al. Konsere biz çıkacağız gibi beni de uyku tutmadı.
Bir de abimi düşünsene. Kim bilir nasıl heyecanlıdır. Kaya abi artık alışmıştır İpek. Ya olsun ya. Yarın bizim konserimiz olsaydı. Uyku haram olurdu. Yok yok, dinlenmek gerek. Sonra göz altlarımız şişer, yüzümüz sararırdı. Çok çirkin çıkardık kameralarda falan. Hemen havaya girdim bakıyorum. Kim girmez? De. Girmemek lazım. Eğitim şart. Öyle deme. Abim hep ne der? Korku hayallerimiz aramızdaki en büyük duvardır. Bizim hayallerimizdeki en büyük duvar Kaya abi canım. O yüzden iyi geceler. Çok yaşa. Çok yaşa. Ay yaşa. Ay tamam, iyi geceler. Merhaba. Merhaba. Kime bakmıştın? Tuhaf gelecek ama Sezar Bey diye birine bakmıştım. Ha yok. Yani Sezar bize uzun zamandır tuhaf gelmiyor. Şarkıcı mı olacaksın? Yok. İş görüşmesine gelmiştim. Sezar'la. Ne günah işledin acaba? Efendim? Şaka yaptım şaka. Şu tarafta. Valla kanalda komikim değil mi? Ondan sonra yok yayınlamam, bilmem ne olmaz falan demesinler bana. Her taraf yanacak. Böyle 50 kilometreden bakacaklar, orada ne oluyor lan diyecekler, anladın mı? Böyle robotlar falan yapacaksın. Her taraf yanacak. Her şeyi kontrol ettin mi? Ettik Hünkar abi. Niye böyle yapıyorsun abi Allah aşkına ya? Kuşlar bile girerken kimlik gösterecek. Valla billahi öyle bir organizasyon ya. Sen zemzek. Bir de espri yapıyor. Yürü git. İşini başına geç. Hadi yürü. Çabuk. Ya kızım böyle git sen de işine. Ne? Ne var ne? Ben Sude, dün telefonla konuşmuştuk. Sude. Ne, röportaj için mi geldin? Hayır. Organizasyondan mısın? Hayır. Çay mı getirdin kızım, ne? Dün telefonla konuşmuştuk kazayla ilgili. Beni işe aldınız. İşe mi aldım? Evin misin? Ne yaptım acaba? İyi gel. Ama öyle bak mıy 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 kedi gibi ben çekemem ha. Kapıdan girdim bir enerjisizlik. Enerji bizim işler öyle, enerji ister. Bir hareket ister, sesin çıksın biraz ya. Gel. Bunların da işleri güçleri yok sanki. İşleri güçleri dedikodu bunların canım. Ya kızlar yapmayın Allah aşkına ya. Üzülmeyin siz. Şş, Hakan burada. Ay nerede olacak Allah'ını seversen sen de. Çocuk burada okuyor zaten. Biliyorum Damla. Bir de ne heyecanlandım işte. Sen anlamazsın Buzlar Kraliçesi. Ya bunların da hiç mi işi gücü yok ya? Ya bir hiçbir fırsatı kaçırmaz mı insan? Ne? Bana bak kızım. Menajerlik zor zanaat. Kahır, kapris, ülser her şey var bu meslekte. Yaptığın işi seveceksin. Seviyor musun? Neyi? Yapacağın işi. Ne işi ki? Ne arzu ederdin mesela? Sana nasıl bir iş organize edelim biz? Ne düşünürsün? Neye uygunsun yani? Ben CV'mi vereyim. CV çok, çok düşünce. Verdin CV'yi. Al. Ben de dosyayı yürürlüğe soktum. Nasıl? Bana bak. Benim bir asistana ihtiyacım var. Hatta Kaya'nın bir asistana ihtiyacı var. Kim Kaya? Al, bildin mi Kaya kim? Kim? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? He? Sen benimle telefonda falan kafa mı buldun acaba? Hadi sen kafa buluyorsun benimle telefonda falan da. Kaya nasıl alet oluyor bu işe ben anlamadım. Kaya Deren. Bildin mi? Rakçı Kaya Deren mi? Yok. Portakal tüccarı olan Kaya Deren. Bana bak. İstanbul konseri var bu akşam. Çok önemli iş. Çok büyük iş. Bu geceyi atlatırsak sınıfı geçersin. Anlaştık mı? Aferin, aferin. Çok memnunum senden Sude. Kapıdan çık. Hemen solda bir masa var. O masa senin. Yerleş oraya güzel güzel. Bundan sonra oradasın. Çok memnunum senden. Hadi bakalım Sude, başla. Aferin Sude. Çok başarılı. Gerçekten. Hadi bakalım. Var bir ışık var. Onu seziyorum ben. Çık. Bakmadan çık. Hadi bakma arkana, çık artık. Aferin Sude. Hadi bakalım Sude, aramıza hoş geldin. Kaç gün gideceksin acaba?
Dün gece neye uğradığımı şaşırdım. Sana teşekkür edemedim. Boş ver, takma kafanı. Ne boş yeri abi? Benim hayatım senin hayatın artık abi. Sana ikinci kez hayatımı borçluyum. Emret, buyur. Oğlum dur bir be. Önümü gör söyle. Buldum, tamam. Akşam konsere gidiyoruz. Hayır, 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 hayır. Hiç öyle itiraz mı itiraz istemem. Böyle akşam VIP'den yayıla yayıla izleriz. Tamam. Tamam, o zaman böyle izleriz ha. Oh, iyi, tamam. Şunu al. Televizyonu ara. Bunlar akşamki konsere canlı bağlanacaklar, tamam mı? Bir bak bakalım her şey yolunda mı? Çok önemli bu. Tamam, söz verdim. Sakın atlama oğlum. Hatun yapacak bir şey mi? Şarjım bitmiş. Hah, geldi. Ne yapayım yani ben de? Ne haber babacığım? Bu kızın ne işi var lan burada? Ne gerekiyorsa yap dedin. İşe aldım ben de yeni asistanın. Asistanın mı? Alo? Tamam hayatım. Arayacağım ben seni. Merhaba Kaya Bey. Merhaba. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne için? Bana çarptığınız için. Yani bana çarparak hayatımı kurtardığınız için. Hiç sorun değil. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Tabii. Bu işe o kadar ihtiyacım vardı ki bütün ümitlerimin tükendiği anda sizinle karşılaştım. Olan Sabrina'ya oldu ama olsun. Bu Sabrina kim? Vardır her işte bir hayır diyelim. Hayırlısı olsun. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım emin olabilirsiniz. Ben bu Sabrina'yı gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Güzel. Bayılırsın. Afet. Allah aşkına. Bir bakayım. Aferin stop. Aferin. Kızlar, altyapıları revize ettim. Şarkı harika oldu. Sabaha kadar GarageBand manyağı oldum. Provayı ne zaman yapacağız tatlı kuşum? Akşama yapardık ama konser var. Of, sapırsılanıyorum gerçekten. Bir de dansla birleşti mi muhteşem olacak. Fevkalade'nin fevkinde olacak. Mükemmel olacak. Damlan benim, ruh ikizim, ne haber? Fiko, senden olsa olsa ruh öküzüm olur. Uza! Ya Damla ama bak hep böyle olmuyor ya. Tamam, ben o zaman kankamın yanına gideyim. Bay bay. Ya, ne yaptın? Ay, ne yapayım? Aa. Selam tatlım. Hay. Merhaba canım. Merhaba. Kaya yok mu ya da Sezar? Toplantıdalar. Pardon. Dilerseniz burada bekleyin, toplantı bitince ben size haber vereyim. Sen kimsin? Ah, Pelin'ciğim. Canım hoş geldin. Ay nasıl özlemişim. Bu ne güzellik kız. Hı, saçlar başlar bir şeyler olmuş. Sude ile tanışmışsınız. Tanışmadık aslında. Kaya'nın hayranı falan sandım ama sanırım değil. Aa yok. Kaya Bey'in asistanı efendim kendisi. Asistan mı? Hmm. Asistan aradığını bilmiyordum Sezar'cığım. Söyleseydin güvenilir bir yerden araştırırdım. Kimlerle çalıştın canım daha önce? Kimseyle. Üstelik deneyimsiz biri. Öyle her önüne gelen asistan diye alınır mı? Kaya nerede? Otur sen, ben... Allah Allah. Tamam sen sorun etme. Problem yok, tamam. Ben senden çok memnunum. Hep konsantre, tam konsantre, tamam mı? Ha bir de bu şeyde Sabrina meselesini bir ara konuşalım seninle, tamam mı? Güzelim kızmış mı beni? Senin aklın nerede? Konserde. Ha, Hakan da desen sen şuna. Çok boş çocuk değil mi? Çok boş çocuk değil mi? Damla, bir kere de olumlu bir şey söylesene. Bırak şu çocuğun peşini. Aa, bak bu olumlu oldu ha. Bakma şu çocuğa. Şşt.
Evet, tüm ekipman hazır. Müzik başladığı an yayındayız. Merak etmeyin, Kaya Bey tam saatinde sahnede olacak. Harika, teşekkürler. Kimle konuştun? Canlı yayın sorumlusuyla. Her şey tamam gibi görünüyor. Söylediklerimi yaptın mı? Yaptım. Kanal okey. Soundcheck ekibine alanı gönderdim. Kostümler kurt temizlemeden çıktı. Davet listesini Ergün'e verdim. Ve aynı zamanda bu röportaj için gelecek basının listesi de burada. İpek'in ödevlerine yardım ettin mi? İpek? Kaya'nın kardeşi. Sude'cim, ben senden bu kadar iş istemedim ki hayatım. Ha? Sen iş manyağı mısın acaba? Neden yaptın kızım? Notlarınızı masada görünce hazır başlamışken onları da aradan çıkarayım dedim. Aferin. Çok etkileniyorum şu anda. Aferin. Ne yapıyorsun? Ben eve gidip üstümü değiştireyim diyorum. Böyle paspal paspal gelmeyeyim şimdi. Basın falan olacak değil mi? Sen konsere geçerken alırsın benim. İyi. Sezar sen? Çıkalım babacığım, çıkalım. Çıkalım abi. Ha, Asto. Madem bu kadar çok iş çıkardın, dükkanı da sen kapatıyorsun tamam mı? Akşam çok önemli, konser çok önemli. Tabii Sezar Bey. Sezar ne? Ne Sezar ne yani? Kendimi salata gibi hissettiriyorsun bana. Saçma sapan. Kredi kartı borcundan dolayı yaptık. Yani yapacak bir şey yok. Gençte çocuk, cahilde bankaya çocuk borcu var. Şunu biliyorum. Durun, ne yapıyorsunuz? Neredesin kızım sen? Arayıp duruyorum, açmıyorsun. Motordaydım Şener amca. Kim bu adamlar? Neden eşyalarımı taşıyorlar? Kredi kartı borcu yüzünden haciz geldi evine. Bellik bellik gezersen olacağı budur. Motordasın mı? Hı hı. Motoru da alın arkadaşlar. Ya lütfen. Almasanız. Ergün abi. Selam kızlar. Selam. Selam. Ay, kimler gelmiş kimler? Elimize düştünüz tereyağı ikizleri. Ergün abicim. Hı. Şu kızlar var ya. Hı hı. Galiba daveti listesine adları yazılmamış. Ha, gerçekten mi? Çok yazık. Ne demişler? Çivi çiviyi dişi dişiyi söker kızlar. Görüşürüz. Alo, neredesin? Yoldayım. Ha, yolda çok açıklayıcı oldu benim için gerçekten. Neredesin abi? Sude de yok ortalıkta zaten. Kaçtı mı yine acaba kız? Şak diye kızı işe alırsan olacağı bu işte. Allah Allah, ne gerekiyorsa yap dedin, biz de işe aldık iyi kızdır diye. Tamam, sen numarasını yolla abi bana. Ben ufak bir ayar vereyim, bir daha da geç kalmamasını öğrensin. Bu arada neden işsiz kaldığı da belli oldu. Tamam, yollayayım da ağlatma yine kızı da. Yok yok, rahat ol. Yolla abi sen numarayı. Alo. Neredesin sen Sude? Kaya Bey. Vay, adamı bildin, bravo. Canlı yayında hatırlıyor musun bari? Ben. Ne oldu? Yine niye ağlıyorsun? Kaya Bey, çok kötü bir şey oldu. Canlı yayınla ilgili bir şey mi? Yok yok. Onlarla görüştüm. Gelmek üzereler. Acelen ne be kardeşim? Geç. Söyle bakayım, niye ağlıyorsun sen? Sabrina'yı aldılar. Kim aldı? Haciz memurları. Ya bir Sabrina eksikti hayatımda. Ya tamam, alırız geri. Sıkma canını. Evin nerede senin? Bari ben gelip alayım seni. Şuraya bakın.
kızım var ya, bu ortam için can kurban. Allah, benim prenseslerim gelmiş. Ne yapıyorsunuz yavrular? Hiç, ne yapalım? Ya her şey çok güzel. Rüya gibi. Benim için de öyle. Freddy'nin kabusu. Hadi bakalım sizi şimdi ayak altından alalım, kaybolun biraz. Hı. Hadi Kaya gelir şimdi, kaybolun diyorum. Elini kolunu oynatma Allah'ın cezası. Hadi şu karşıdaki odaya, doğru karşıdaki odaya hemen. Hadi sallanlayın. Çabuk, aferin güzellerim benim. Aferin size. Demediği kaldı ya. Yıkılıyor bunlar. Ay harikalardı ya. Burası olmalı. Bir Alice eksik. O da olsaydı o da yıkılıyor olurdu. Yani. Işıl'cığım Alice'e ne gerek var? Sen varsın ya. Madem harikalar diyarına geldik. Azıcık eğlenelim o zaman. Hadi. Ya. Al sana eğlence. Sude'yi alıyorum şimdi. Sude'yi mi alıyorsun? Ne alaka? Bunu mu anlatayım şimdi? Geliyorum birazdan. Bir de Sude Hanım çıktı başımıza. Pelincim zaten gerginim. Bir de sen başlama. Geliyorum işte. İyi, tamam. Bu kadar duygusal biriyle çalışmayı tekrar gözden geçireceğim ha. Hem şu an yetişmemiz gereken çok önemli bir konserimiz var. Toparla kendini biraz. Biliyorum Kaya Bey ama tutamıyorum kendimi. Tamam bak bu geceyi atlatalım. Söz veriyorum hepsini halledeceğiz. Üzülme artık. İnan bana hepsini halledeceğiz. Hem zaten geldik sayılır. Ayaksı ya. Gelince de hep mi üst üste gelir be? İyi akşamlar memur bey. Komisere yetişmeye çalışıyorum da ben. Evraklar lütfen. Evraklar, evet. Tanımadınız mı beni? Tanıdım Kaya Bey. Torpil mi yapalım? Torpil yapmayalım tabii. Yapmayın canım. Yalnız biraz acele edersek sevinirim. Sizin işiniz de zor vallahi. Hakkınızda şikayet ver Kaya Bey. Nasıl ya? Dün bir araca çarpıp kaçmışsınız. Beni şikayet mi ettin? Şikayetçi misiniz? Ne ara yaptın bunu Sude? Ben bir şey yapmadım. Dışarı çıkar mısınız? Dışarı mı çıkayım? Yeter artık ya. Nedir bu iki yıldır çektiğim ya? Biri bana anlatsın gerçekten. Ya yemin ederim ben şikayet etmedi. Etmedin de müleccim mi bu adamlar arkadaş? Aracı bağlamak zorundayız. Anahtarı alayım. Of bu çocuk öldürecek beni. Bu saçların böyle bu ön taraflarını kaldırayım diyorum. Sezer Bey canlı yayına çok az kaldı. Bütün hazırlıklar tamam mı? Tabii tabii hazırız efendim. Evet Kaya dışında hazırız. Kaya dışında derken? Kaya da işte yani kostümdür, makyajdır falan. Yani hazırlandığı zaman Kaya dışında hazırız yani. Anladım kontakta kalalım. Hiç merak etmeyin efendim tamam mı? Ne yapıyorsun? Harika, harika, harika. İçerisi tıktım tıktım. İşte bu işin bu yönünü çok seviyorum. Millet eğleniyor, sen malı götürüyorsun. Nasıl ama? Evet tabii, çok sanatsal bakıyorsunuz abi, evet. Hayır, o açıdan söylemedim. Yani alan memnun, satan memnun yani. Tabii tabii, tabii. Kaya nerede? Bir hava alıyor abi. Ne havası lan? Şimdi Ankara havası diyeceğim çok yersiz olacak Hünkar abi. Yani hava alıyor işte. Nerede lan Kaya? Kaya yok mu yoksa?
Gelmek üzere abi, neredeyse gelir. Ara çabuk, ara çabuk, ara çabuk diyorum. İçerisi dolu diyorum, sen bana kaya yok diyorsun. Abi. Böyle bir saçmalık olur mu? Tamam abi. Bak. Neredesin canım? Ha, tamam, 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 tamam. Ne? Arabayı polis çevirmiş, taksiyle geliyormuş abi. Şimdi geliyor yani. Bu saçın bu ön tarafını kaldırayım diyorum Hünkar abi. Ben kaldıracağım ama saçın üstünü. Memur Bey, bakın araba burada kalsın. Şuradan şurası zaten. Gidip geleyim ben. Memur Bey, ben şikayet etmedim ki zaten. Sonra bu millete koyun dersiniz. Ara hakkını kızım. Ya arasın değil mi hakkını? Ben ona bir şey demiyorum. Bir müsaade etseniz. Ya keyfe göre işlem olmaz. Emniyete gideceğiz. İfade vereceksin. Ondan sonra. Ne? Komiserim, iyi akşamlar. Sen şu rakçı çocuk değil misin da? Beğendin mi yaptığını? Konsere geciktik. Ya benim ne suçum var? Ne suçun mu var? E beni şikayet etmişsin. Etmedim. Şikayet etmedin. Beni şikayet etmedin değil mi? O zaman bu başıma gelenler ne? Ben bir şey yapmadım. Bir saniye dinlersene. Neyini dinleyeceğim ya? Hem iş verdik hem başımıza iş aldık. İşiniz de sizin olsun. İstifa ediyorum ben. İstifa mı ediyorsun? İstifa ediyorum. Kabul etmiyorum istifanı. Etmiyor musun? Etmiyorum çünkü seni ben kovuyorum. İyi. Kanka sonunda gelebildin. Ortam kaynamaya başladı. Bizler nerede? Kuliste onlar. Saatinde başlamazsa seni burada var ya inim inim inletirim. Anladın mı? İnlet Hünkar abi. İnlet, senin köpeğin olsun. Konusu olmaz. Bak inan bana, Kaya'nın kariyeri benim için her şeyden önemli. Sana söz veriyorum, bu konser bu akşam tam saatinde başlayacak. Allah aşkına sen bana hiç mi güvenmiyorsun Hünkar abi ya? Güvenmiyorum tabii. Bana bak, beni Türkiye'ye değil dünyalara seveceksin. Dünyaya. Anladın mı? Ayrıca bu seyircinin yuhlaması var ya, bu bitmezse Kaya'nın son konseri olur. Ay kızlar, durum bayağı ciddi galiba. Yani abi bildiğin konsere geç kaldı. Ay ne yapacağız? Işıl, ilk defa duruma uygun soru sordum canımın içi. Ya ne yapabiliriz ki? Sahneye çıkalım. Ne? Sahneye çıkalım kızım. Bizi bu halde kim tanır ki? Ay doğru, kim tanır ki? Hem de birazcık eğleniriz. Eğleniriz. Kızlar, kimse bizi bu halde tanımaz.
Bak beni annem bile tanımaz bu halde. Ay benim annem tanımamakla da kalmaz, fanımız olur kesin. Kızlar bu kostümlerle değil sahneye, şu kabadan dışarı bile çıkamayız vallahi, yapmayın. Işıl, İpek aynaya baksanıza, tam starız. Altyapı da hazır, sahneye çıktık mı olayı bitirir, patlatırız. Sonra patlamayalım da. Patlarız. Sizin yüzünüzden ancak anneanne olarak sıkıntıdan patlayacağız. Ya bir kere de şu Kaya abiden korkma ya, biraz cesaret Allah'ını seversen. Hep Kaya abiden korkarak mı geçireceksin ömrünü? Hayaller, hani bu senin hayatındı, bizim hayatımız, hayallerimiz var. Hani peşinden koşacaktık, ya gerçek olsaydı? Hadi, belki de elimize geçen tek bir fırsat. Hadi. Tek bir fırsat ya. Hadi. 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 Hadi 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 hadi. Ya tamam, şimdi çıktık çıktık. Çıkamadık yok, çıkamıyoruz. Hadi. Hadi anlaştık. Hadi cesaret. Hadi. Cesaret. Üçümüzün sırrı olarak kalacak ama. Sır. Sır. Hadi. Sır. Al bakalım. Salon nasıl? Yıkılıyor. Yıkılıyor ha? Sezar nerede? Sezar mı? Sezar evet. Sezar. Şomu aldı bir adamsın ya. Bir sus. Ne dedim ben şimdi? Ne oluyor abi burada? Bebek de vardı tabii değil mi? Bebeğim bu benim. Bir de bebek varmış, o nerede? Burada, görmüyor musun? Hiçbir şey yok bak. Sapa sağlam.